Gerizekalı beyinsizler. Sizi var ya, bu maçı yenmezsem sizi oğlum. Adım da Ahmet değil lan. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead Body Atlios'dan hepinize selamlar. Gençler, bugün The Hague oynayacağım. En son birkaç sene önce çekmiştim The Hague'i ve hile sanmıştı kurbanlar beni bu build yüzünden. İlk önce hızlı bir şekilde perkleri anlatayım, ardından eklentilere geleceğim. İlk perkümüz çıkmaz. Bir jeneratör tamir edildikten sonra en çok ilerlemeye sahip olan jeneratör 25 saniyeliğine kapanıyor. İkinci perkümüz ceza kancası yankılanıcı. Rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görüyoruz onları. Her bir kurbanı ilk beyaz kancaya asışımızda en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör anında %20 ilerleme kaybediyor. Üçüncü perkümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 40 saniye içerisinde tekme attığımız ilk jeneratör anında mevcut ilerlemesinin %20'si kadar geriliyor. Ve son perkümüz kanlı kasap. Normal saldırımızla bir kurbanı yaraladığımız zaman 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralım durum efektine giriyor o kurban. Yani o kurban iyileşmiyor haldeyken iyileşme barı yavaş yavaş azalıyor. Aynı zamanda bu kurban yere daha fazla kan bırakıyor ve iyileşmesi için gereken süre %25 daha fazla oluyor. The Hague oynadığımız için kurbanlar ne kadar yaralı dolanırsa bizim için o kadar iyi. Eklentilerimizde de ilk eklentimiz ve en önemli eklentimiz paslı prangalar. Bir kurban tuzağa bastığı zaman tuzağa bastığını anlamıyor. Hiçbir şekilde kurbana ses gitmiyor. Ya da bizim çamur şeklindeki klonumuz çıkmıyor onun önüne. Yani bastığını anlamıyor. İkinci eklentimizde kurbanlar bir tuzağa bastığı zaman o tuzağa basan kurbanın haresini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. Orayı gördün. Aslında The Hague'e yoz müdahale çok güzel gider de. Var mıydı, seviyesi mi düşük müydü tam hatırlayamadım. Bu arada bak, çok güzel bir yerde doğdum arkadaşlar. Şu çimenlerin içine tuzağa bastık mı anlamaları neredeyse mümkün değil. Aynı şekilde şuraya da hızlı hızlı jeneratörleri atalım. Temel amaçları jeneratör yapmak biliyorsunuz ki. Hatta tek amaçları. Olabildiğince görünmeyen yerlere atmaya çalışıyorum ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunlar çok hızlı başlamış olabilir ha. Şu looplara da atalım gider ayak. Sonuçta loopları da kullanacaklar. Bir jeni heba edebiliriz sanki. Etmesek de olur. Sprint varmış. Ama orayı blokladıkları için. Tamam. Sprintim bitebilir mi artık? Çok teşekkürler. Dedeciğim flash save mi bekliyoruz orada ya? Geri mi geleceksin jene? Okey, sizi bir kışkışlayalım buradan. Üçü de burada olduğu için aslında güzel burası şu an. Şuraya bir tane trap atalım. Bir tane de şu geliş yollarını atalım. Buraya tekrar gelirlerse haberimiz olsun. Lara Croft biraz sattı arkadaşlar. Çok iyi oldu bizim için. Beyaz kancalar daha uzak olamaz mıydı diye bir düşündüm. Ve evet, olamazlarmış. Şu geliş yollarına da atalım bir trap. Keşke aynı trap'i tekrar atma şansım olsa ya. Çünkü basıp giderse o trap tekrar onu gitmekle uğraşması yorucu oluyor. Dedem, bunun ne ara ilerletti? Sana bir tane vurayım. Oo, bu arada oradaki tuzakların hepsine bastılar da gidemedik tabii hiçbirine. Şuraya bir trap daha. Dedemizin buğnunu bozalım. Oo, dede fena sattı. Şöyle bir fake. Menzil arttırmayı galiba kullanacağım arkadaşlar. Çünkü şu an hiç ışınlanma denk getiremedim. Baksana full basıyorlar ama gidemiyorum yani ister istemez. Gerçi şu an sırtımda bir dede vardı, o yüzden gidemedim de. Şuraların girişlerini de atalım bu arada. Buralar çok kullanılır. Aa, üstteki jeni yapıyor. Çakal. Ya senin sprintine şimdi. Şuraya da bir pop vuralım. Bu odaya olur da tekrar girerse. Tamam, okey. Şu an iyi tutuyoruz. İyi tutuyoruz. Leon bir değişik. Leon'la Lara bir değişik ama. Daha tuzağa ışınlanamadım ha. Yani yine milattan önce kullanılan bir perk beni buldu. Dur, bir tane de şu taraf gelişlerini atalım. Tamam. Bu ikisini her türlü basarlar. Seni gidi sonunda. Işınlandık aynı yere bir daha. Bir tane daha aynı yere. Ya Lara gerçekten çok boş bir oyuncusun ya. Çok boş bir oyuncusun yani. Yani bunu beni sinir ettiği için demiyorum. Şu an takımına hiçbir faydası yok. Dur o zaman bu jeni beyaz kancayla patlatalım. Evet, menzil arttırmayı kesinlikle almam lazım arkadaşlar. Tamam, build'i güncelliyoruz. Dedem, bir an arkamdasın sandım. Kusura bakmıyor. Seni de ikilersek var ya şahane olur da şu an önünde trap var mı? Var ama jenin orada var. Okey, orası işimize yaramayacak. Zaten aldık gibi dedemi. Çok güzel oldu lan. Paleti de aldık. Dedişin geliş yoluna bir trap atalım. Onu yılladılar bu arada. Bir şey diyeceğim. Şu an jene tekrar oturup durdurduysanız şahane olur. Var ya şahane olur. Bir de pop vururum. Oğlum siz süpersiniz ya. Elleriyle jeni bana verdiler. Dede. Neyse dur, seni tanımlamayacağım. Tanımlamayacağım dedim de dedem inatla trapime basıyorsun. Nasıl yaparız onu? Yani trapime basmışsın. Gelmeyeyim mi? Neyse, Mori'yi yedin dedeciğim. Anla ki. Ya bunun böbrekler, akciğer, karaciğer, maraciğer hepsi de iflas etmiştir. Çıkardık, yiyoruz her şeyini bununla ya. Ah, bize de arkadaşlar bulaşacak. Bize de bir şeyler bulaşacak. Kim o jeni yapan?
Oğlum burada bir büyüğün ölüyor lan. Bir saygı duy. Devam et öyle. Devam et öyle. Oğlum içine mi doğdu orada trap oldu? Mırbı. Tamam yetiştik. Yok ya. Yok ya. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar dört tarafım flash saver'larla çevrili. Bir beyaz kanca da sana yapalım. Yapma yapma canım. Yapma canım. Hop mırbı. Zınk. İşte arkadaşlar. The Hack farkı derken Lara'yı da aldık. İlk maç başarılı gayet. Şuna da mor imza atalım. Yani belediye bankının içine soktum ya. Sansüre başka bir boyut getirdim. Olsun arkadaşlar bir kere gördünüz yeter. Oğlum ne ara buraya süründü diyorum. Tuzak fake'i. Oraya tuzak attım ışınlanacağımı düşündü. O yüzden hayvan gibi atladı. Hani böyle kurbanları çok açıkta yakaladığım için tuzaklara uzak kaldım. Biraz daha chase atıyor gibi oldum aslında. Hack'in böyle oynanmaması lazım ama bana çok beleş hit verdiler yani. Tuzaklardan almam gereken beleş hit'i direkt kurbanlar bana verdiği için zaten tuzakları çok kullanamadık. Ya şu haritayı ne olur atmayın ya. Kurbanlar atmış. İğrenç bir harita yani. Renkleri bu kadar iğrenç olan bir harita daha olamaz ya. Şuraya atalım arkadaşlar. Oranın girişi çok kullanılır diye düşünüyorum. Şuraya da atalım. Olabildiğince hani çalıların falan içine saklamaya çalışıyorum diyeceğim ama her türlü bir şekilde görürler gibi sanki. Ne oluyor lan? Reis? Lan ne anladın da? Alo. Bence son anda gördü falan trap'e bastığını. Devir bakayım. Oo respect attırıyoruz. Böh. Oğlum bunu yok etmeye çalışırken nasıl basmış olabilirsin ya? Yok etmeye mi çalışıyordu bilmiyorum ama. Sen salak mısın kanka? Yoksa salak taklidi mi yapıyorsun? Peki sen salak mısın? Yoksa sen de mi salak taklidi yapıyorsun? Evet map unlucky. Map niye unlucky? Yerde hiçbir şey yok ki. Adamlar görüyor tuzağımı. Aptalsınız bro. Ama benim işime gelir yani siz bilirsiniz. Ben bu tuzağa yeniler buradan paramı kasarım. Bilerek trevime basıyorlar. Gerizekalı beyinsizler. Sizi var ya bu maçı yenmezsem sizi oğlum. Adım da Ahmet değil lan. Adım da Ahmet değil bu maç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tunnel'ın, Camp'in en kralını sağlamından size yapıştırıyorum. Gel bakayım sen de. Şöyle beyaz kancayı bir yapıştıralım. Öyle fake ağzına yersin. Devir şimdi onu. Çok güzel. Tamam onu kurtardılar. Gel bakalım gel. Şuraya atalım. Bizim anamız yok diyorlar ya şu an. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Bu da bunların kölesi. Jen kölesi. Bir tane de Jen köleleri var arkadaşlar. Flash save falan bir şeyler yemiş olabilirim. Gerizekalı. Evet evet bu maç beni çok gerdiler. Gerçekten full toksikliğe oynuyorlar şu an. Acayip sinir bozucu bir durum. O yüzden bu maçı almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Palete yeter mi bilmiyorum ama. Tamam da size'de yokmuş. Hasar mı alacağınız ne olacak? Gel gel. Gel bir yar gel. Yeteneksiz piç sadece can yapıyorsun. Gel var seni alalım. Tamam onu kurtardınız. Okey. Tut feneri tut feneri tut feneri. Sağ klik sağ klik. Buna niye ışınlandım ki ben ya? Sprint'i varmış okey. Şuraya bir popumuzu vuralım. Evet arkadaşlar bak son videolarda çok sakindim. Kurbanlar ne yaparsa yapsın. Sekse sakin takılmaya çalışıyordum. Oğlum basıp nereye gidiyorsun hemen? Allah'ım ne kadar gıcıklar ya. Hani ışınlanmasam tuzağımı piç ediyor. Işınlanınca da hemen kaçtığı için bir işe yaramıyor. Orada da palet var değil mi? Tamam respect atmadık. Güzel. Yetişebilecek miyiz? Bir hit yetişirim. Dwight akıllı. Trap'i gördüğü gibi kaçıyor adam. Arkadaşlar The Hack'de şu anda normal chase atmamam lazım ama tuzaklarımı mahvediyorlar. Şu an tuzaklarımı işlevli olarak kullanamıyorum. Ve bunun da son asılışı. Bu arada Jill Valentine bota düşmüş. Zaten bot gibi oynuyordu. Bir şey değişmedi. Ben sessiz sakin 5 videodur 6 videodur ne yaparsanız yapın sesimi çıkarmıyorum ama gerçi bu videoda da çok bir şey demedim hadi yine iyisiniz. Çok argo kullanmadım yani ama gergin geçti maç yani hani mizahsal bir maç geçmedi arkadaşlar kusura bakmayın. Tut 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 aynen aynen kör oldum şu an. Sprint'i de 99'da bekletiyor ya bir de Allah'ım uyuz ya her şeyin en uyuz böyle ne kadar daha hani Onedio'nun testleri var ya. Onedio çocuğu testi mesela bu adam birinci olur. Şu var ya şu şuradaki yani gerçekten özür diliyorum arkadaşlar argo kullanımı için ama daha fazlasını hak ediyorlar aslında da neyse. Ben yine kendimi frenlemeye çalışıyorum olabildiğince. Oğlum bu adamın hızı mı ekstra fazla bir şeyi fazla bu adamın ya ben anlamadım. Bak gitmiyor hala salağı görüyor musunuz?
Beyinsiz. Bota düştü bir de. Allah'ım ucube. Gerizekalı ucube ya. Öbür de bota düştü. Maç sonu ezi yememek için öyle kaçarsınız işte. Lan bunun camp barını doldurduk galiba botun ya. Ya bak bu maç yeşil mori taktım, tamam mı? Sonra dedim ki ilk maç kötü kurbanlar geldi. Bu maçta da kötü gelir bence. Mori'yi hiç etmeyeyim. Onun yerine şey takayım. Bu eklenti kaybolmamasını sağlayan avant şey adak var ya. Onun yerine dedim onu takayım. Ona bir geçtim. Şöyle 4 tane annesi otoban faresi olan arkadaşlarımızı bulduk. Morim olsa daha erken bitirirdim maçı. Perklerle çok güzel tuttuk maçı. Her ne kadar rakip toksiklik yapsa da arkada jen de yapıyorlardı. Hani böyle tek amaçları troll değil de hayvan gibi jen de yapıyorlardı. Allah'tan perklerle tuttuk da gerizekalılar maçı kaybedeceğini anlayınca toz oldular. Ya bir de beni bota mahkum ettiler. Şu daha sinir bozucu bir durum, anasını satayım. Hiçbir şey yemiyor ki ya. Botçum merhaba, bari tuzakla alalım seni. Evet beni var ya, bak keşke son maç gelselerdi ya. Maç oyun keyfime sıçtılar şu an. Bir de böyle kaçıp gidiyorlar ya, hani sana o ez yazma hızını vermemek için. Tam böyle iğrenç ucube bir hareketti yani, hani çok ağır konuşmak istemiyorum şimdi. Rezil bir her hareketleri, her gönderileri rezillerdi yani, hani mide bulandırıcı bir maçtı ya. 100 prestijmiş bir de. Evet sakinleşmem lazım arkadaşlar, biraz zaten 10 dakika falan katil lobisi ağrıyor, ben o arada bir sakinleşeyim. Bak hadi ilk maç denk gelmediği için kullanamadım da, bu maç niye hiç tuzak kullanamadım arkadaşlar biliyor musunuz? Tam adamların ne yaptığını anlamayanlar varsa diye açıklayayım. Adam trebimi gördüğü için yerde, çünkü kapalı bir map değil, hani ot bulunan bir map falan değil. Trebimi mecbur görünen yerlere atmak zorunda kalıyorum. Adam trebi görüyor, bilerek basıyor. Fakat trebin biraz uzağından basıyor, hani menzili var ya. Bastığı gibi sonra başka bir yere kaçıyor. Böylece tuzağı tetiklemiş oluyor. Tuzağa ışınlanırsam adam kaçtığı için adama ulaşamamış oluyorum. Tuzağa ışınlanmazsam da tuzağımı deaktif etmiş oluyor adam. Tekrar oraya gidip tuzak atmakla uğraşmak zorunda kalıyorum yani. Tamamen özelliğimi iptal ettiler. Ona sinir oldum. Çok gıcık bir şeydi yani hani. Bir de sürekli işte böyle fener tutuyor, öbürü gel gel yapıyor. Tuzağı ama basıyor, bilerek üstüne çekiyor yaralıyken falan. Çok sinir bozucu bir maçtı ya gerçekten hani. Maçı çok hızlı buldu arkadaşlar, atamadım o gerginliği. Bir 10 dakikaya falan ihtiyacım vardı. 4-5 dakikada buldu maçı. Atamadım o gerginliği. Yani bu kurbanlara yansıtabiliriz biraz, onu söyleyeyim. Bir tane şu şekin bu taraftaki girişine atalım tam görünmez şekilde. Bir tane şu tarafına atalım. Sadece jenlere değil, hani böyle saçma sapan yerlere ya da o jene gidiş yollarına da atıyorum ama kaç maçtır adam akıllı tuzak kullanma fırsatımız olmadı. Süpersin sen, gel bakalım. O grab'di de hadi neyse, hadi neyse. Şu şekil atarsam odaya girdiği an lock diye basabilir diye düşündüm. O ne yapıyor? Hala bak 1,5 saattir orada operasyondayım. Uzaklaşmamış, anladın mı? Mesela bu bir hata. Çok güzel. Hemen vurmayalım. Öbürü keşke bir baro maro hani bir umursasaydı. Oğlum burayı yuh yuh, onu kır desem kırmaz ya. Hanımefendi, şu yaptığınız çok büyük bir ayıp. Götüme flash tutmanız hiç etik kurallara uygun değil öncelikle. Aynı zamanda da salaksınız sanırım. Lan greplermişim. Ay benim eşek kafam diyeceğim de. Hanımefendi öyle bir korku yaşadı ki. Tamam onlara basın basın basın. Onu görmediğimi sanıyor. Mırıbı. Aa kancadakini almıyorlar. Ne kadar ayıp. Herhalde kancadaki beni kaderimle baş başa bırakın falan mı dedi. Ben bu kartla karşı oynamak istemiyorum mu dedi. Ne dedi. Foto maçın yalan haberleri gibi bir magazin haberi sıktım arkadaşlar. O da attempt denedi. Yani bir maçı tutmuyor gerçekten. Soldan devam et. Soldan devam et. Oğlum şu soldaki benzinlik tarafı. Aa ulan burada palet varmış. Bir dakika. Çakal. Diyorsun ki çakalım. Peki. O zaman fake. O hocam, hocam. Ha kıvrak, okey. Geldim, geldim. Merhaba. Bastın, anlamadın galiba. Zınk. Oo şeref jeni. Ah lan. Hayır, jeni bitirdim. Bari başka bir yerine saklan değil mi? Dur şuna mori atalım. Bu karakteri aç arkadaşlar, aç. İnsanları yemezse nasıl beslenecek? Afiyet, afiyet. Afiyet bal sugar olsun. Ya Allah'ım yarabbim, bir de bir işe yaramış gibi. Allah'ım yarabbim, kaçtığım maçtan bile şey, kaçtığım maç ne ya, 4 kill aldığım maçta bile uyuz uyuz hareketler yapıyor ya. Bu arada Hag'in neden en az oynanan katillerden birisi olduğunu anladım. O karga gözünüzü de götünüze sokayım arkadaşlar, kusura bakmayın. Pardon arkadaşlar, böldüm. Hag'in neden en az oynanan katillerden birisi olduğunu anladım. İnanılmaz sıkıcı bir katil. Gerçekten inanılmaz sıkıcı. Yani chase atma imkanınız zaten yok. Chase esnasında tuzak atarken kurbanları kaçırıyorsunuz. Fake'i de çok yemiyorlar yani, hani %25-%30 şansınız falan.
falan var. Gücü tartışılır bak. Güçsüz demiyorum katile. Hani iyi bir oynayıcının elinde gerçekten çok güçlü bir hale dönüşüyor karşımıza geldiğinde de bizi mahvediyor genelde. Ama inanılmaz sıkıcı bir katil. Dolap falan yaptık mı hocam? Okey, buradaki kimse benim hangi katil olduğumu anladı. Bir yerlerden beni izliyor. Güzel kardeşim, hocanı yaparken bir yerlerden beni izliyorsan kanala like atıp abone olmayı unutma. Okey. Yani böyle maç öncesi hazırlık isteyen katilleri gerçekten sevmiyorum, bunu anladım. Ne bileyim işte Trapper'ıydı, Haggie'ydi. Hani maç öncesi bir şeyler hazırlamanız lazım, etmeniz lazım. Zaten 2-3 tane jeni şey piç ediyorsunuz. Oğlum yeter artık, o feneri harbi bir tarafınıza sokacağım. Git önce ışık takip etmeyi öğren gerizekalı herif. Aa, Leon Jen'e devam ediyor, tuzağımı silmiş. Oo, başka jam bitti oğlum. Gel buraya. Başka jam bitti. Leon'un jeni de çok yüksek. Bir dakika. Şunu bir hemen beyaz kancayla patlatmamız lazım. Neyse ki çıkmaz sayesinde durdurduk. Bir şey diyeceğim. Buna mı vurdu beyaz kancayı? Diğeri kapalı diye. Öyle bir şey saydıysa Leon'un jeni bitirir. Aynen. Devam ediyor. Bitirdi büyük ihtimal. Bitiremedi. Güzel haber. Popumuzu vuralım. Ya map'te de çalınmalı. Hani hiçbir şey yok ki. Attığım gibi kabak gibi her şeyi görüyorlar ya. Ne yapalım? Bari kanca trade alacağız. Lan burada palet. Oğlum satma purpoya. Satma purpoya. Tamam, o Leon'un jenini saldım arkadaşlar. Zaten haritanın uzağında olan bir jen. Bota düştü. What the fuck? Hege karşı niye sürekli DC atıyorsunuz ya? Şuraya bir trap. Şunu şuradan kovalayalım. Ya trap'e basmamak için kafa atıyor bana ya. Trap'e basmamak için. Mırıbı. Tamam, burayı kilitledik. Al önüne de bir tane atayım. Eşeğin biri gelip basarsa. O da basıyor bir şeyler. Her şeye basıyorlar şu an ya. Çok değişik bir video günü oluyor şu an. Gerçekten kurbanların yarısı önünü görmüyor. Yarısı sadece fener tutuyor, toksiklik yapıyor. Yarısı bunun gibi mal. Bu kim anasını satayım? Ya bot. Bak bir sürü hook aldım. Bu maç bol bol tuzağa falan da ışınlandım. Ama yemin ediyorum yine de bir gram keyif vermedi. Ben eskiden Hege oynamaktan keyif alıyordum ya. Ben galiba yavaş yavaş dönüşüyorum arkadaşlar. Bu katile ne gelebilir çözemedim ya. Tuzak ışınlanma menzilini mi biraz daha arttırabilirler? Bir şey olması lazım ya. Bak eklentiyle bile tam çözemedik o işi. O tarafta hiç tuzağımız yok. Leon'cum arkasına bakacak diye şu koca kancayı görmedi. Double back fake'i. Merhabalar Leon'cum. Decisive peki. Basmış da. Bir tane daha. Yetişemeyeceğim ama yandan dolanırız. Leon, Leon, Leon. 2018'de değiliz. Hala decisive, hala dead art. Şöyle soldan gidiyor gibi yapıp. Merhaba. Bak mesela, güzel trap. Diğer taraftan hiç görünmüyor. Şuradan hiç görünmüyor. Vallahi bu kapıya bayağı bir tuzak attım ama diğer kapıya gittiyse çoktan açar. Çünkü bu kapıya tuzak atmakla kaybettim zamanımı. Açtı evet. Şanslısın. Şanslısın. Yani neden mesela şu kapıda değilsin de bu kapıdasın, anladın mı? 150'yi kazandı adam, ne diyelim. GG. Evet arkadaşlar, vallahi Hege oynamak sıkıcıymış. Yani aslında bu serinin amacı da bu. Yani bu seri derken hani oynamadığım katilleri sırayla oynuyorum ya. Amacı da bu. Hangi katil bana göreymiş, hangi katil nasılmış. Kendi fikirlerimi oluşturabilmek için. Kimisi Hege oynarken çok keyif alabilir yani, bu kişiden kişiye değişir ama ben almadım. Güzel de oluyor aslında hani sonuçta. Sadece Legion Clan oynamaktansa hepsini sırayla oynayıp bana uygun olan katilleri bulmuş oluyorum ben de. Hack bana göre değilmiş. Zaten dediğim gibi ben bu maç önü hazırlık isteyen katilleri hiç sevmiyorum. Hack'le gideceksin işte tuzak hazırlayacaksın. O sıra zaten 2 jam bitiyor. Trapper'la da aynı şekilde. Hani o 2 jam bittikten sonra maç çevirme potansiyeliniz olsa bile bu katillerle ben ister istemez stres yapıyorum. Zaten kimseye hasar bile verememişim. 2 jam bitmiş stresi oluyor. Ben sevmiyorum o yüzden bu katilleri. Çok eğlenceli bir video değildi, kusura bakmayın. Hem dediğim gibi katilden çok keyif almadım hem de ikinci maç biraz gerildim yani, tilt oldum. Yine de umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler yani.